Değerli arkadaşlar, Sine Filozofu etkinliğimizde tekrar bir aradayız. Tayfun Pirselimoğlu'nun Ben O Değilim filmini izledik. Bunun üzerine konuşma yapacağız. Gördüğünüz gibi film eğlence içerikli bir film olmaktan ziyade, kitle içerikli, kitle sineması olmaktan ziyade daha çok düşünce merkezli bir sinema. Biz buna düşünce yoğun filmleri diyoruz. Yani bunu o şekilde sınıflandırabiliriz. Bazıları buna art house diyor. Bazıları sanat sineması diyor. Ama daha önceki tartışmalarımızda da söyledik. Sanat dediğimizde sanat olmayan sinema ne demektir diye bir soru sormamız gerekiyor. Sanat olmayan sinema bana göre yoktur. Sinema yaptığınızda zaten sanat üretiyorsunuz. Bu birinci mesele. İkincisi, filmi izlerken pek çok sorular soruyorsunuz. Zaten düşünce merkezli sinema olmasının nedenlerinden birisi de bu. Bir tip görüyorsunuz karakterden ziyade. Bir tip ve hayatın içerisinde sürüklenen bir tip. Ve bu tipin, Ercan Kesen'in oynadığı tipin eylemlerine baktığınızda eylem mi eylem değil mi diye merak ediyorsunuz. Yani aslında ilk sorduğumuz şeylerden birisi bu. Normalde bir sinema filmi izlediğimizde biz bir insan bir şeyi algılar ise, bir şeyi algılar ise ve bir şeyle karşılaşır ise ona uygun tepki vereceğini düşünürsünüz. Ona uygun tepki vereceğini. Algıladığı şeyle algıladığı şeye uygun tepki vereceğini düşünürsünüz. Ama filmin başından sonuna kadar tipin hiçbir şekilde algıladığı şeye uygun tepki vermediğini görüyorsunuz. Yani beklendik kodları kırıyor. Dikkat ederseniz. Yani konuşmaları, ifadesi, bakışı, bazen konuşmaması, eylemsizliği, sadece seyretmesi, bütün bunların hepsi aslında bizim motor sensörü mekanizmamızı bozuyor. Yani bizim motor duyu mekanizmamızı bozuyor. Biz filmler izlerken genellikle aksiyon sinemasında da öyledir. Klasik anlatı sinemasında da öyledir. Beklendik imajlarla karşılaşmayı umut ederiz. Ama burada beklendik imajlarla karşılaşmadığımızda sürekli soru soruyoruz dikkat ederseniz. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Bu bize neyi hatırlatıyor? Yani pek çok şeyi hatırlatabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yeni realist sinemayı da hatırlatabilir. Yeni realizmin en tipik özelliklerinden birisi karakterler aksiyonlarını kendileri belirlemiyor. Kahramanlar yoktur. Kahramanlar yoktur. Anti kahramanlar var. Hiç kahraman yok. Sıradan insanlar var. Gerçi Ercan Keser sıradan insan değil. Yani profesyonel bir aktör. O bakımdan farklılaşıyor. Ama ben sadece sinematografi olarak söylüyorum. Ama sıradan insanlar da var filmde. Dikkat ederseniz. Sıradan insanlar da var. Ve kentin içerisinde yolculuk yapıyorsunuz. Seyrediyorsunuz. Eylemde bulunmaktan ziyade seyrediyorsunuz. Çünkü aktörün olmadığı, failin olmadığı yerde değerli arkadaşlar, failin olmadığı yerde biz artık başka bir dünya nasıl mümkün olabilir gibi başka sorular sorabiliyoruz. Yani beklenti kodlara uygun olmayan davranış sergilediğimizde ve Katip Bartleby olduğumuzda bazen, yani Melville'in romanında olduğu gibi yapmamayı tercih ediyorum dediğimizde başka sorular sorma şansı ve başka çatallanmalar yaratma şansı mümkün olabiliyor. İtalyan yeni gerçekçi sinemada dikkat ederseniz böyle özellikler var. Şimdi filmin ana merkezlerinden birisi ayna, gördüğünüz gibi. Zaten ben o değilim meselesi de biraz onunla ilgili. Ayna meselesi Deleuze'de ve diğerlerinde epeyce tartışılmış bir mesele. Kristal imaj der zaten, aynadan esinlenerek kristal imaj kavramı kullanılır. Bu niye önemli? Şimdi günlük yaşamımızda aynayı kullanırız. Sabah buraya gelmeden önce aynaya baktık. Aynaya baktık ve aynaya baktıktan sonra aslında olmak istediğimiz kişi olmaya çabaladığımızı fark ediyoruz aynaya baktığımızda. Yani siz iş görüşmesine gittiğinizde ya da bizler iş yerine gittiğimizde gitmeden önce bir hazırlık yaparız. Aynaya bakarız. Aynaya baktıktan sonra aslında bir başka kimliğe de yavaş yavaş bürünmeye başlarız. Yani bizim personamız yavaş yavaş ayna olmaya başlar. İkiye bölünen varlık haline geliriz. Ve sonra evden çıktıktan sonra evden sabah kalktığımızdaki kişi olmaktan başka bir kişi haline geliriz. Aynadaki kişi
Aynadaki kişi aslında benliği ele geçirmiştir. Aynadaki kişi benliği ele geçirir. Filmin giriş sahnesi de dikkat ederseniz bu şekilde. Kalkıyor, sabah kalkıyor. Elini yüzünü yıkıyor mu emin değilim. Fakat aynaya bakıyor. Aynada baktıktan sonra artık ayna kendine ait bir varlık haline gelmeye başlıyor. Ayna benlik. Ayna. Ve biz aynamıza göre hareket etmeye başlıyoruz. Aynamıza göre. Şimdi buradaki ana şeylerden birisi dikkat ederseniz karakterin yaşamında neyin gerçek, neyin gerçek olmadığı belli değil. Yani biz filmi izlediğimizde hangisi virtüel, hangisi actual, hangisi gerçek bilemiyoruz. Hangisi virtüel, hangisi gerçek şey yapamıyoruz, bilemiyoruz. Bu da zaten bizi düşünceye sevk ediyor. Sürekli bulmacalarla uğraşmak zorundayız. Motor duyum mekanizmamız bozulmuş durumda. Yani o bozulduğunda artık düşünce devreye giriyor. Başka mekanizmalar devreye giriyor. Virtüellerdeki o saçaklanmalar, çatallanmalar gerçekle virtüelin iç içe geçmesine yol açıyor. Yani gerçekle virtüel iç içe geçiyor ve ondan sonra değerli arkadaşlar işte tam bu anda artık Deleuze'ün kristal imaj dediği şeyle karşılaşabiliyoruz. Çünkü kristal imajın temel özelliği aynaların, virtüelin ve gerçek yaşamın iç içe geçmesi ve biz artık doğrudan bir anlatı yerine giriş, gelişme ve sonucun olduğu bir anlatı yerine her şeyin iç içe geçtiği, saçaklandığı, pürtüklendiği bir anlatının içerisinde yolculuk yapıyoruz. Ve bazı ipuçlarını da anlatının içerisinde bulmaya çalışıyoruz ama neyin neye tekabül ettiğini bilemiyoruz. Dikkat ederseniz. Filmin bana göre en tipik özelliklerinden birisi hareket imajı yerine kristal imajın, zaman imajın bir türü olan kristal imajın egemen olduğu bir sinema türüyle karşılaşmamız. Yani sinema felsefesi açısından meseleye baktığımızda. Ama konuşurken aklıma başka şeyler gelirse yine söyleyebiliriz. Ben şu anda konuşmayı isterseniz size bırakayım. Evet. Aydın Hocam isterseniz. Şimdi bu çifte kişilik filmleri, hocamın hani bu çifte kişilik aynada öteki olma meselesi, bu bir virtüel durum önemli. Yani sinemada zaten bu çifte kişilik filmleri, bu double grapper'lar hep var. Yani Alman Dışavurum'dan itibaren görüyoruz aslında. Caligari'de, Nosferatu'da. Daha yakın zamana bir bakalım. Black Swan, Kara Black Swan'de görüyoruz. Bir de Vertigo önemli. Veronica'nın ikili yaşamı. Kieślowski'nin. Evet o. Şimdi bu çifte kişilik meselesi önemli filmde baştan itibaren ama hani bunu biraz konuşmak lazım. Pek alışık olmadığımız türde ilerliyor. Nasıl ilerliyor? Önce erkek, yani biz şuna alışkınız. Yani Nihat Necip'le yer değiştiriyor. Gidiyor geliyor. Ama bize bir sürpriz daha yapıyor yönetmen. Ayşe ile Asiye de yer değiştiriyor. Şimdi burada önemli. Yani bir ilginç film açısından bizim için yeni olabilecek bir şey. Yani iki ana karakter de yer değiştirerek filmde ilerliyor. Onun dışında söyleyebileceğimiz şey, not aldım. Mekan. Mekan önemli. Pir Selimoğlu İstanbul'da öykü anlatmayı seven bir yönetmen. İstanbul'un kendisi önemli ama özellikle yoksul kesimler, yani baktığımızda işçi sınıfı daha önemli. Yani onların evleri, yaşam biçimleri, fabrika hayatları, kahvehaneler, bunlar filmde önemli diye düşünüyorum. Bir taraftan da bu filmde şöyle bir önemi var mekanın. Nihat'ın eviyle Ayşe'nin evi ve daha sonrasındaki oteller bize kişi, bu özellikle ana karakterlerin yaşadığı o ikili yaşamı, o double grapper'ları da göstermesi açısından önemli. Çünkü bir taraftan da yalnız karakterler, yani onları böyle bu tür bir aynadaki o öteki benlikle yaşamaya yönelten şeylerden bir tanesi de temelde özünde yalnızlıkları. Baştan itibaren zaten ana karakter çok da şey değil, yani çok da bizim gibi bütün o karşı duruşlarıyla, o yarıklarıyla, o çatlaklarıyla çok da bize bir taraftan benzeyen ama bir taraftan da bizden ayrılan bir karakter.
Bu yaşadığı mekan da çok belirgin. İşte sadece televizyonun zaman zaman kör alanda kalan televizyon, başlarda kalmayan tek arkadaşının televizyon olması. Hani gündelik hayatta da hep yaşadığımız televizyon dolayımıyla kurduğumuz o diğer benliklerimiz, diğer kişiliklerimiz. Önemli filmde, önemli noktalardan bir tanesi. Bir de bizde sanki Pir Selimoğlu seyirciyle de oynuyor gibi. Bu bulmaca özellikle polisiye kayan yöntemde. Ölüm önemli. Bu ölüm ve vicdan zaten çok temel meselelerinden bir tanesi. Onun üçlemeden de biliyoruz. Çünkü kadının öldüğü andan itibaren film sanki çok daha farklı bir şeyde gidiyor, tempoda gidiyor. Bir taraftan bize yaşamı unutturmamaya çalışıyor. Özellikle polis, karakol baktığımızda, yani gündelik hayatın bize şey yaptığı, ciddi anlamda müdahale ettiği yerlerde, ama bir taraftan da hatırlattıktan hemen sonra yine o yolculuğuna, kendi kristal yolculuğuna, hocamın belki vurgusuyla o kristal imajına, o olmak istediği ötekine dönüşerek bizi de o yolculuğa ortak ediyor. Bizdeki yarılmalarla, sorduğu sorularla. O anlamda öldüğü yer çok önemli diye düşünüyorum kadın karakterin. Bunun dışında belki söyleyebileceğim başka bir şey ne olabilir diye baktım. Bir de tabii şey çok önemli. Buradaki şeyler, metaforlar, filmdeki kullanılan metaforlar üzerine belki biraz düşünmek lazım. Baştan itibaren eşyalar, gözlük. Sanki böyle bizim karakterle yakınlaşmamızı, onu anlamamızı için inceden ince işlenmiş gibi. Hani biliyoruz yönetmenimizin iyi bir senaryo yazarı olduğunu, ödüllerini de biliyoruz. Çünkü senaryoda özellikle çok senaryo üzerine çok ince işlenmiş, konulmuş metaforlar, bütün evdeki eşyalar, yani karakterin mekanla kurduğu ilişkiyi kuran nesneler, o metaforlar çok önemli diye düşünüyorum. Ayakkabı. Ayakkabı, evet, çok önemli ayakkabı. Bavul. Tabii yani bavulda kadını sanki yanında taşıyormuşçasına götürmesi. Mayosunu alıyor. Mayosunu alması, mayosunu alması. Ki kocanın orada ayakkabılarını giydiği anda koca, evet, olmaya doğru, evet, başlıyor. Yani Necip, evet, olmaya orada başlıyor, evet, ayakkabılarını giyerek, değil mi? Evet, çok doğru. Yani o dönüşüm, bir dönüşüm denilirse burada, doğru, bir dönüşüm var. Yani Ayşe'yle tanışması, arabayı alması da önemlisi. Tabii çok araba önemli. Araba kullanıyor yani, hmm, ayakkabını, yanı sıra ayakkabı, yani giyiyor. Sanki oradaki bütün o eşyalar şey gibi, dönüşüm sağlayan aracılar gibi. Çok doğru. Başka yakaladığımız şeyler var mı diye düşünüyorum bu dönüşümde. Mekanlarla koca birlikte. Kör alanda kalıyor. Yani sadece, evet, fotoğrafından biliyoruz, değil mi? Yani, evet, Necip sürekli, evet, kör alanda. Evet. Hani hapiste nasıl bir adam, yani küfür meder, bağırır, ne menem bir tip. Bilgiyi sadece Ayşe'den alıyoruz. Bir de sonraki karakterler, oradaki yan karakterler. Yani arkadaşları Necip'i anlatıyor. Evet, bilgi veriyor, anlatıyor. Neden böyle bir dönüşümü gerçekleştiğine ilişkin bize çok fazla şey söylemiyor aslında. Yönetmen olayı da çok gizemli. Bir mistifa eden bir şey var, değil mi orada? Yani bir sır, niye bu adam normal yaşam sürerken birdenbire böyle bir şeye Ayşe'nin gittikten böyle bir ölümünden sonra böyle bir kimliğe bürünmeyi seçiyor gibi görünüyor. Acaba biraz kimliğe mi bürünüyor yoksa çok farklı kimlikler, çatallanmalar ya da kendi içimizdeki kimlikler parçalanmış mı? Yani hep tartışılması gereken husus o. Eğer bir kimliğe bürünmeye karar verirse anlatı düz bir şekilde gider. Ama dikkat ederseniz burada aynalar var. Yani sürekli kristaller var. Yan yana. Hatta son sahnelere doğru gemideki... Bayağının kestiği sahnemizden konuşmadık. Yani gemide önemli. Dikkat ederseniz gemide çay satan kişi, çay satan kişi tipoloji olarak aynı olan kişi karşı tarafa bakıyor. Ve şimdi acaba anlatının içerisindeki asıl şey ne? Ne diye soruyorsunuz. Asıl karakter hangisi? Yani aslında aynaların içerisinde yol alıyorsunuz. Ben açıkçası bundan dolayı hani çift kişilik, o doppelganger, hı-hı, meselesine çok katılamadım. Hı-hı. Şundan dolayı hani çift kişilik deyince hani ilk başta bir Dr. Jekyll ve Mr. Hyde, hı-hı, ya da işte bir Kurt Adam filmlerindeki o dönüşüm anları. Hani buradaki çift kişilik meselesi biraz şey ilerliyordu ya bu dediğim öykülerde.
Hani bir insanın kötü yanı ve bir mutlak iyi yanı şeklinde. Ve hani kamusal olarak görünen iyi yanından ziyade bir de bunun bir kötü yanı var şeklinde. Bu hani Hitchcock'ta daha biraz Freudian şekilde işler. İşte hani zaten o hep vardır Hitchcock'a göre, o kötü ve iyi. Sadece belli anları bekler çıkmak için. Hani burada hani Necip ve Nihat bunun iki kişiliği mi acaba? Hani bana çok öyle gelmedi sanki. Çünkü hani evet, Nihat neden Necip olduğu çok şey yapamıyoruz. Belki yani filmin hani ilgi çekici şeylerinden biri bu. Çünkü hani klasik anlatıya göre şey yapmıyor. Hani düşünmüyor. nedensel bir bağ kurmuyor olaylar arasında ya da işte kronolojik bir sıra izlemiyor. İşte o önemli, sözünü kestim. Nedensel bağ kurmaması tam da zaman imaj. Yani bir şey saf olarak, aynı müziği dinlediğimizde de saf haliyle algılıyorsak, yani sıralama yoksa aslında, içerisine atılıyorsak, filmin içerisinde de nedensel bir bağ yok. Sadece siz kendiniz imajların içerisinde, kristallerin içerisinde yolculuk yapıyorsunuz. İki tip zaten çok Tabii. kişilik filmleri var. Bir işte hani söylediğim Sözünü gibi kestim. yani işte asıl işte hani bizim hani daha önce söylediğim gibi hani hocamın işte Fight Club'daki gibi yani ama işte bu film hani ondan ayrılıyor ikinci tip Evet. aslında çok kişilik filmi. Çünkü şimdi normalde o tip filmler mesela şu anda gösterildi Parçalanmış diye bir film var. Split diye. O filmlerde her zaman filmin sonunda aa işte meğerse her şey yalanmış yani Evet. gibi bir sona Burada gidiyor. yok. Dostoyevski'nin de Öteki diye bir romanı vardır. Hani Tabii. aynı hikaye oradan geliyor. Filme de Ama çekti. bence öyle mi? Öyle Ama mi? bence buradaki Richard çoklu kişilik meselesi daha çok ben Dostoyevski'nin Yeraltı Notlarındaki duruma benzettim. O da şu, bir insanın kendi olmak istememesi. Yani ne mesela şeyde o kadar ya sanki bana zaten filmin şeyi gibi Kendinden mi geldi, sıyrılmaya serbest çalışıyor? uyarlaması gibi geldi. Şimdi insan kendini dolduramıyorsa hazır bir kalıbı hani kendisine oturtmak Almak. istiyor. Mesela Yeraltı'ndan notlarda hatırlayın. Yeraltı adamı bir meyhanenin önünde bir kavga sahnesi görüyordu. Birileri işte bir adamı dövüyorlardı ve pencereden atıyorlardı. Yani böyle sandalyeyle falan dövüp en sonunda pencereden atıyorlardı. Daha sonra yeraltı adamı o adama ne kadar özendiğini anlatıyor. Yani onun gibi o duruma layık olmaya, o kadar dövülmeye layık olmaya layık olmayı istediğini anlatıyor ve daha sonra da gidip orada bir kavga çıkarmaya çalışıyor. Evet. Aynı işte meyhane gibi bir yerde kavga çıkarmaya çalışıyor. Bir bilardo masasının yanında gibi bir şeydi hatta. Ama buna çarpıp geçiyorlar veya iteleyip geçiyorlar. O kötü davranışı bile ona hani layık görmüyorlar. Yani o onunla kendini dolduramıyor. Şimdi burada da kendisini tam olarak doldurmuş yani kötü veya iyi manada bir karakter var. Aslında o yani kadın onu layık gördüğü için kendisi o boşluğu onu doldurmayı tercih etmeye başlıyor yavaş yavaş. Yani işte ne kadar benziyorsun dedikten sonra Evet, o aa benziyor sahne. muyum gibi ve sonrasında ona benzemek için işte bıyığını kesiyor, dövme yaptırıyor Durmadan falan çok filan. benziyorsun diyor Onunla daha Ayşe. sonraki mesele bence filmdeki işte hani sizin dediğiniz bulmaca meselesine dönüşüyor. O kadının hani işte gittiği yerde işte İzmir'de tekrar kadının aynısı neredeyse işte hani birinin biriyle karşılaşıyor olması falan filan. Hani o kısmı Onun da Ayşe'yi bulmaca. doldurmasını istiyor değil mi? Yani bulduğu Asiye de Ayşe'nin yerini doldursun gibi Ve bir ona şey da var. şey gibi davranıyor. Necip gibi davranıyor. Hani Evet. suda Boğmaya boğduğunu çalışıyor hatırlıyor. mesela. Boğmaya Bu da çalıştığını. karakter olarak. Çünkü normalde karakteri ona müsait değil. Çünkü Necip bizim anladığımız manada. Hani Evet. filmdeki söylendiğinin kadarıyla şey bir karakter. İşte kabadayı, işte maço, işte böyle Adam karısını şişti. döven, başkasını bıçaklayan bir adam. Ama hani Nihat bizim karakterimiz öyle bir karakter değil. Nihat öyle bir karakter değil. Zaten daha yani fiziken benzediği de bile ve onun kimliğini devraldığında bile onun gibi davranmıyor. Maç olup taslamıyor. Hani ona böyle sert şekilde soru sorarak, küfürlü şekilde soru soran insanlara bile naif bir şekilde cevaplıyor. Hala hani öyle olamıyor ama daha sonra İzmir'de dediğim gibi hani orada işte hatta daha sonra kendisi söylüyordu hani işte beni boğmaya çalıştı. O da onu bu sefer boğmaya çalışıyor. Hani onun aynı karakteri canlandırıyor olması kadını bana sadece filmdeki bir hani müziklik gibi geliyor. Ya bana şey O gibi geldi kısım. aslında, Sadece. Necipliğini uygulayacak bir fırsat Aynen. sunuldu. Hani herhangi bir kadından ziyade.
Zaten bir yandan şey de önemli. Hani Nihat belki artık bir dikkate alınmak istiyor. Hani ilk izlediklerimizde bir de arkadaşları arasında da çok fazla bir yeri yok. Hani onu bırakıp kaçıyorlar. Silik yani. İşte Evet. hapishanede işte diğer adam ki bu arada o adam da filmin yapımcılarından biri o şeyde oturan beyaz çoraplı ayakkabıyla vuran adam Yunan bir adam. O vururken mesela öbürü kayıtsız kalıyor Ha, onu buna ve diyecektim. Mesela o sahne hani son sahneyi göstermiyor o şeyi kimin vurduğuna dair. Onu belki de eğer Ercan evet. Kesal'ın kartı yani Nihat'ın vurduğunu hani Evet. düşünürsek aslında birebir o meyhane sahnesine yazıyor. Orada adamın nasıl işte polis tarafından dövüldüğünü görüyor biraz ürkek bir şekilde. Ama hani daha sonra göstermiyor ama belki de işte kendisi onun durumunda belki de o şekilde hani ona davranılmak istediği için belki de bu sefer o şekilde işte Zaten şey dediğim vardı gibi. ilk nezaret sahnesinde hani polis öldükten sonra bir iki tane de ben vurayım deyip o da hani Evet, orada vuruyor ve sessizce hani vurmuş. evet artık bir Ama acaba şey o vurma onun hayatta olduğunu anlamında yapılan vurma mı? yok Yok bayağı yok bayağı bayağı vuruyor bayağı hani. bayağı vuruyor kendini Dürtme değil orada yani. evet o da üstüne bir de o Ve hani ondan sonra baktığın zaman evet Anladım. dediğin gibi maço şey sert bir adam. Aynı zamanda koca hani böyle bir kimliği de var Necip'in. Ekme yapıyor değil mi? Hep ekme Ya var. evet hani Ekme var. Birkaç ama tane adamın kolu ekme ilginç var. olan şu yani burada katılmadığımız husus. Şimdi siz maço ve sert adam diye bir tipleme söyleyebilirsiniz ama davranışlarına, konuşmalarına baktığınız zaman beklendik kalıpları kıran olağanüstü özelliklere sahip, farklı özelliklere Zaten o sahip. değil. Onun için filmin ismi belki Evet. ben o değilim. Tabii. Hani. Çünkü nedir? Dikkat ederseniz sorular soruluyor ve son derece mekanik yanıtlar veriyor. Yani kendisi bir pozisyon takınmak istemiyor. Şimdi normalde bir kadınla görüşmeye gittiğinizde akşam kapıyı açtığınızda merhaba dersiniz, konuşma sergilersiniz. Bir şekilde medeni bir ilişki yürütmeye gayret edersiniz. Çünkü kadını eve davet etmiş. Bu da aynı zamanda beklendik kalıpları kıran şey. Normalde erkekten beklersiniz bu davranışı. Ama kadın davet ediyor ve dikkat ederseniz diyalog yok. Hiç konuşmuyor. Çok Konuşmuyor. Yani pasif olmayı evet yeğleyen çok bir tip. az. Yok maço o değil zaten hocam. Ha. Maço Şey, olmak istediği olmak istedi. Necip hani işte hapishanedeki acaba kızım koca. Necip yani. İçeride iki kişiyi Acaba işte seçtirmiş. maço olmak Maço istiyor mu emin değilim mu? ondan. Yoksa bir aile ve bir kadın özlemi mi? Yani o yalnızlığına ortak yani hayatını renklendirecek bir başka hayat mı? Bir de biraz bir oyuna çeviriyor bir yerden sonra. Bir oyunsallık Evet, bir arayışı. oyunsallık arayışı Hı-hı. hayatı. Evet. Yani o kısır döngüsü ve Çünkü yalnızlığıyla aynı şey birlikte. Yurttaş Kane'de de vardı. Evet. Yurttaş Kane'de de küçüklükte kesilen oyun Oyun. dan sonra Yurttaş Kane dikkat ederseniz sürekli gazeteyle çalışmayı, diğer şeylerle, nesnelerle uğraşmayı bir oyun olarak Evet. görmeye başlamıştı. Tabii. Hayatını ancak o şekilde anlam Tabii. vermeye başlamıştı. Ama ne Belki de o zaman nesneler tabii. hayatını oyunsallaştıracak bir özelliğe sahip. Özellik. Ama oyun ne zaman kesiliyor? Bizim Oyunda açımızdan da da. belirsizlik var bu arada. Tabii Oyunlarda hep belirsizlik. belirsizlik olur. Tabii. Özellikle son final sahnesinde yani işte şeye alındığında emniyette sorguya alındığında Ama zaten orada da sen oyun oynuyor. Dikkat et. sen ha o Sigara istiyor. peki oyun devam ediyor mu finale kadar? Finalde kesildiği bir özellikle bu iki şey sahnesi hapishane sahnesi yani orada dövülen karakter ve onun hani ayakkabısıyla inatla dövülmesine rağmen vurması. İşte onlar orada belirsizlik var. Ya burada yapılacak bence yorumlardan birisi. Filmi izlerken bunu şey yaptım. Düşündüm. Sanki Nietzsche'nin Bengi dönüş hikayesini de andıran şeyler var. Yani ebedi dönüş. Sürekli hayatın çarkları içerisinde kendimizin özgür olduğunu düşünmekteyiz. Özgür failler olduğunu düşünmekteyiz ama Spinoza'nın dediği gibi belki de otomatlarız. Yani bizim dışımızdaki şeyler, yapılar, çarklar neyse hayat içerisindeki bütün şeylerimizi belirlemekte. Yani biz eğilimlere sahibiz ama eğilimlerimiz hep dışarıdaki etmenler tarafından belki de biçimlendirilmekte. Ve aslında aynı şeyin bir farklı versiyonuyla yeniden ne yapıyoruz? Bir şeyi döndürüyoruz çarkı. Film Yani. zaten bunu mekanlarla veriyor hocam. Yani dönüyor aynı mekanı, aynı çerçeveyi Şimdi tekrar ayakkabı da dönüyor. aynı. Yani sürekli Dönüyor. aynı şeyler sanki birbirini tekrar ediyor gibi geliyor bana. Şeyi de anlayamıyoruz değil mi? Necip gerçekten firar etti mi? Yani O yüzden şeydeki kristalim çaylar, zaten. teknede O yüzden oturan kristalim aş. Hep belirsizlik var. yani o Döndü mü? sırtı dönük oturan kişi o O muydu? muydu? Takip etti, o olduğunu düşündü mü?
Yani gerçekten Firat, o yine o bilgi bize verilmiyor. Zaten anladığımız manada yani, neden sonuca bağlanacak hiçbir şey yok. Evet, yani ama, hapishaneden kaçmışsa nasıl işte, o yüzden modern işte, parmak izinden anlaşılmıyor mu o olmalı falan. Yani Nihat, sormaya kalkarsak zaten hiçbir şey neden sonuç bağlanmıyor. Ama burada Nihat'ın onu Necip diye kabul ederek takip etmediğini bilmiyoruz. Öyle kabul ettiğini anlıyoruz ama, değil mi? Bu Necip herhalde deyip takip ediyor. Evet. Öyle düşünüyoruz. Öyle yani. Yoksa biz bütün kel adamları takip ederdi. Evet, evet. Yani kendisi de ikiz gibi bir adam karşısında ve onu takip edip otele kadar gidiyor. Ve odada da yatıyor. Yani adamın geleceğini, işte belki kendini dayak atacağını, döveceğini vesairesini filan da kafasının içinde ne döndüğünü anlayamıyoruz. Yani evet. Orası bir sır alan olarak kalmaya devam ediyor. Yani o Necip mi? Necip diye mi kabul etti onu? Ya da emin mi öyle olduğundan? Niye onu takip etti? Bir de ilginç unsurlardan birisi dikkat ederseniz otomatikleşmiş davranışlarla otomatikleşmemiş davranışlar arasındaki karşıtlığı film iyi veriyor. İki karşılaşma vardı, hatırlıyor musunuz? Bir fabrikadaydı, tersanede. İki şeyde, polis nezarethanesinde ya da karakolda işte neyse. Orada biz her şeyi biliyoruz, anlat. Yani onu itiraf etmeni arzu ediyor karşı taraf. Ve konuşmalar son derece biçimlendirilmiş durumda. Şunları beklersin. Burada her şey yazılı, sen kendini anlat. İtiraf etme. Ama karşı taraftaki kişi pasif dediğimiz bir davranış içerisinde. Hiçbir şekilde bu sürece girmiyor. Yani onun istediği kalıba girmiyor. Ve orada biz düşünmeye başlıyoruz. Çünkü iki tane yarık var orada. Beklendik sorular, beklendik kodlar ve beklenmedik şeyler. İşte orada filozofi devreye giriyor. Devam edelim. Filmin sonlarına doğru benzer şey şeyde de oluyor. Karakolda. Ne diyor? Sorgu sahnesi miydi? Sorgu sahnesindeydi. Burada her şeyi yazıyor. Anlat. Nasıl? Tek tek anlat. Dikkat ederseniz orta çağda da hani kilisenin uyguladığı bu işkence yöntemlerinde de aslında her şeyi bildiğini söyleyen iktidar, sadece ve sadece karşı tarafın itiraf etmesini istiyor. Yok, son sahnede her şeyi biliyoruz demiyor. Kim yardım etti sana onu söyle diyor. Yok, kim yardım etti? Merak etmiyor musun diyor. Merak etmiyoruz. Sormayacak mısın diyor. Sadece. Ama ona da yanıt vermiyor. Onu da sormuyor. Onu da sormuyor. Biri yardım etti sana diyor. Tamam ama sormuyor, dikkat et. Ama önemli olan nokta... Yardım değil hocam. İhbar et. Kimi ihbar etsin bilmiyorum. Ama sormuyor. Şimdi normalde siz ne beklersiniz? Buna tepki vermesini beklersiniz. Kim? Soru sormasını beklersiniz. Firar kim ihbar etmedi? Kim yardım etti? He, onu beklemesin. Sordum. Ama karşı tarafın ona cevap vermesini beklersiniz. İşte yani. Vermiyor. Yani cevap versene diye bağırıyor adam. İşte tamam. Orada ilginç bir karakter. Yani karakterden ziyade bana göre tiple karşılaşıyorsunuz. Çünkü Orhan Kemal'in mesela Murtaza, Bekçi, o filmine de baktığınızda Müjdat Gezen oynamıştı. Öyle hatta şey. Romanı da vardır. O da tam tiptir yani. Emrederim, vazifemi yaparım. O zaman Necip kaçtı mı diyeceğiz burada mesela şimdi? Adam, yani her şeyi yorum yapabilirsin. Evet, yani önemli olan zaten... Polis, belki de Nihat'a komple kurdular, bilmiyoruz. Yani. Rasyonel hiçbir sonucu çıkamayız zaten. Yani. Modern sinema olması, time in olması o yüzden işte. Yani. Tam bir zaman imaj sineması. Aslında Türkiye'de Türk sinemasının felsefi altyapısını incelemeye çalışan birisinin işte bu sinemalara girmesi gerekiyor. Yani Tayfun Pirselimoğlu tam bunun tipik örneklerinden birisi. Sen ne diyorsun? Hocam ben de daha çok oyun olarak bunu yorumlamaya yatkınım. Özellikle baştan itibaren kadınla karşılaştıktan sonra bir oyunun için davet ediliyor karakter. Evet. Çoğu zaman beklentilerimizi kırmak için o karşılaştığımız absürtlükler biraz epik tiyatrodaki gibi bir oyun var. İçine dahil oluyorsunuz. Bir şeyler çok garip işliyor. Oyun çok farklı oynanıyor. Karakter de sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi keşfediyor her şeyi. İşte eve gidiyor. Duvara bakıyor, yerlere bakıyor. Her şeyi tek tek inceliyor. Bir noktadan sonra bu oyunu kabulleniyor, dahil oluyor ve oyun içinde bir kendini bırakıyor oyun içine. Fakat bir noktada oyun bozuluyor. Çünkü oyunu davet eden kadın ölüyor, ortadan kalkıyor bir şekilde. Öldüğünü de görmüyoruz. Öldü mü bilmiyoruz. Cesedini gördük. Cesedini gördük. Gördük ama dikkat ederseniz morgda da görmedik. Evet, ve sonra da asiye tekrar çıkıyor. Ama artık öldüğünü düşünüyoruz. Yani ama ipucu da veriyor. Yani şöyle ölmediğine yönelik de kafamızda soru işaretleri veren şey var, sahne var.
morg için bekliyor, Ayşe diyor ve hiçbir zaman cesedin son halini görmüyor. Evet, göstermiyor. O da enteresan bir şey. Sadece kayboldular diyor. Cenaze töreninde yok. Ama hocam yani şeyin içine koyuyorlar yani, siyah örtün içine koyuyorlar, paketliyorlar ve kaldırıyorlar. İşte ondan yani sonraki belirsiz ama. Ceset poşetinin içine konduğunu gösteriyor mesela, onu izlemiyor yani. Gösteriyoruz, öldü diyoruz, paso tamam. Karakter de bu kendini oyuna davet eden neslinin yok olduğunu artık düşünüyor. Fakat polis ona diyor ki, üzülmeyin, eşinizin bedeni, işte şeyden olacaksınız. Polis yani, bu da garip bir şey değil mi? Yani sizin kimliğiniz, şeyiniz belli değil mi? Ve şundan da hiç kimse şüphelenmişti. Sen mi yaptın, ne oldu? Bu tarz sorular beklerken tam tersine oyun devam ediyor. Karakter de bakıyor, oyun devam ettiğinin farkına varıyor. Kesinlikle. Bir noktada ama eksiltili anlatımı yok mu? Yani her şeyi söylemek gerekmiyor diye düşünüyorum ben. Tabii, hani bir şeyleri eksilterek anlatırsın. Tabii, evet. Her şeyi yani izleyiciye tabii sunmak zorunda değilsin de. Bu tarz anlatılarda tabii böyle bir şey vardır tabii yani. Tabii, tabii. Bu nesnenin olmadan oyunun devam etmesini Zizek Antonioni'nin Blow-up filminde de yorumluyordu. İşte bir pandomim tenis maçı var. Karakter gidiyor, top olmadan tenis oynandığını görüyor. Sonra top sahanın kortun dışına çıkıyor ve pandomimciler ondan görünmeyen topu sahanın içine atmasını bekliyorlar. Onu oyuna dahil ediyorlar. Bir noktadan sonra karakter oyunu kabul ediyor, olmayan topu kortun içine atıyor ve şunu fark ediyor. Oyun nesne olmadan da devam edebiliyor. Sonra tekrar oyuna devam etmeye başlıyor. Kendisi karakteri sürdürüyor ve bir asil buluyor kendisini nesne olarak koyacak. Ve sorularda şu şekilde değil, işte sen kimsin, sen şuna çok benziyorsun, ben şu olabilir misin tarzını sorgulamıyor. Nereden geldin diyor, bir yerden geldim diyor kadın ve çok üstü öyle örtülüyor, devam ediyor oyun. Çok sorgulamıyor bunu çünkü gerek yok buna. Oyun bu şekilde de devam ediyor. Bu monçoluk kısmında birebir aslında yerine geçmeye oynadığı karakteri kendi yorumluyor birazcık. Çünkü hiçbir zaman maçı olmuyor. Kadını boğmaya çalışıyor ama sonrasında da gelip sana iş buldum diyor ve sonra onu işte denize götüreceğini bir gün gideriz diyor. Burada aslında tam olarak yerine geçmiyor adamın. Bu maço karakter o olmuyor hiçbir zaman. O hiçbir zaman denize götürmemiş adam olmuyor. Denize götürecek adam oluyor. Filmin sonunda da yine oyunu bitirmiyor. Hani sonunda ne bekleriz? Ben o değilim demesini bekleriz ama hiçbir zaman demiyor. Ve oyunu sürdürüyor hala. O yeni şartlar, oyun değişiyor, yeni bir düzene giriyor. Oyun içinde oynamaya da devam ediyor. Bizle oynuyor aynı zamanda. Biz de onu şey yapıyoruz, tartışıyoruz aynı zamanda. Evet. Aslında o tartışmada oyunun devam ettiğini gösteriyor. Evet, evet. Yani katarsis gerçekleşmiyor filmin içerisinde. Açık uçlu. Sizin düşünceniz... Deniz metaforunu merak ediyorum. Aslında bir yandan İstanbul'dan İzmir'e denizle bağlanabiliyoruz. Hani hikayeyi bir anda bu dönüşüm demiyorum ama temposunu değiştiriyor demiştiniz. Değiştiren olay da denizle beraber başlıyor. Kadının ölümüne sebep olan işte kocasını ilk başta kötü bir insan gibi çözgörü tersanede çalışmış, kolunda bir çapa dövmesi var. Aslında kötülük denizden mi geliyor acaba? Yani orada bir, ama biraz daha konvansiyonel sinemada çalışabilecek bir şey diye düşünüyorum. Birden denizde bir değişim başlıyor. Adam gidiyor bu sefer bir vapur üzerinde çalışmaya başlıyor. Yine deniz kenarında bir şehir ve acaba metaforlar onları çok daha düşündüm. Acaba yersiz yurtsuzluk mu? Yani otellerde ilk onu düşündüm. Evler tanımlı yer veriyordu ama oteller yersiz yurtsuz sonuçta tanımlanmayan yerler ama. Daha göçebe bir hayatı var evet, değil mi genelde ikinci belki bu karakter olmaması, yani tip olması, evet, bir şey geliştirmesi, belki akıntıya kendini bırakması, denizdeki hayatın içerisinde akan. Evet, böyle bir zaten şey gösteriyor. O sandal sahnesini düşünecek olursak, evet, gökyüzüne doğru sanki özgürleşmişçesine, çünkü oyuna dahil oldu, bir de hoşuna gidiyor oyuna dahil olmak, seyirci de oyuna dahil olmaya başladı. Ve sonra bir de tepeden çekim vardı, drone'dan çekim vardı, sanki tanrısal bir bakış. Evet, evet, tanrısal bu, bir bakış. Bunu sanki şey tanrısal yapan... Tanrısal bakış derken Spinoza canlında yani. Kayıktaki sahne yattığı her sahne. Yerden bakış, her yani yerden. Tablodanlar vardı böyle çok kısa kısa. Evet, çok şey yerde. Yukarıdan çekim vardı dikkat ederseniz. Yani sanki hayatın içerisinde sürüklenen varlıksın ve bir yerlerden senin belirlemediğin bir nokta var. Yani o noktalardan hayatın yönlendiriliyor. Bunu geçen hafta Berson'da da konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Hayatın içerisinde eğilimlerimiz var ama biz dirençlerle karşılaşıyoruz.
Yani hatta örnek vermiştik. Odadaki bakın arkadaşlar sıcaklık bizim hareket kabiliyetimizi, enerjimizi önlüyor. Ve bizim dışımızdaki bir faktör bu. Belki de fail dediğimiz ya da insan özne dediğimiz şeylerde o kadar da kendi kaderini, kendi özgürlüğünü, kendi şeyini belirleyecek bir şeye sahip değil. Belki de sürüklenen varlıklar. Ya ben orada mesela ilk başta şey denildi, hani fail değil gibi bir şey cümle kuruldu ama ben mesela şeyin son derece fail olduğuna inanıyorum. Çünkü doğru. Hani bir motor mekanizmamızı bozuyor. Kesinlikle. Ya bir oyuna katılmak ya da hikayede sürüklenmek hani eşittir şey fail değil anlamına gelmiyor. Hı-hı. Pasif olduğu anlamına bence gelmiyor. Bence hani şey var hani konvansiyonel sinemada işte bir itik nesnesi vardır. Onun peşine düşen bir kahraman vardır. İzlencesini kurar ve ondan sonra işte kahramanlarla dövüşür falan filan bir şekilde o nesneye ulaşır. Ama işte modern çağdaş anlatıda böyle bir şey olmadığı için hani biz doğrudan bir anlatıya dahil olan, kendisini ona bırakan, o işte sürüklenen bir kahramanın ve bir şekilde oyunu devam ettiren ve o sorgu sahnesinde mesela bir şekilde orada sigara içerek ve ona cevap vermeyerek aslında biz o bir çatlak oluşturduğunu, kesinlikle, bir fail olduğunu aslında biz orada görebiliyoruz. Evet, ben öyle düşünüyorum. Bir de o çapayı yapması, bıyıkları kesmesi, gidip kahve oturması, bütün bunlar da ekme aslında. Yani oyunu bir yerde kurmaya başlıyor ve bekliyor. Kesinlikle de, elini alıyor. Evet aslında kontrol elinde, işte hemen zaten benzeteceklerini biliyor bir yerde. Fotoğraf gözlüğünü takıyor adamın. Artık yani adam akıllı benziyor. Ve biz seyirci artık bir şey beklemeye başlıyor. Yani çok benziyor çünkü artık, değil mi? Bizi bir beklentiye sokmuyor mu? Kesinlikle. Orada işte biri geliyor, adam işte bakıyor falan. Ya sen değil misin? Diyor ve ondan sonra işte oyun akmaya devam ediyor. Bir de ideal cümleleri hiçbir zaman kurmuyor. Evet. Mesela yani niye bakıyorsun diyor. Bakıyorum işte diyor. Yani, hiçbir zaman şey orada maskesini takmadı dikkat ederseniz. Evet. Beni yanlış anladınız. Yani klasik cümleleri bekleriz ya. Bunları söylemiyor, bakıyorum işte. Evet. Söylediği şey ne pişireceksin? Ama Ayşe de böyle diyor yani, sen çok güzel şeyler yaparım, ne zaman istersen sana güzel yemekler yaparım. Ama orada bir şey gizli. Ayşe'nin amacı farklı, evine davet etmek. Adam ise daha biyolojik bakıyor meseleye, dümdüz bakıyor. Yani nedir, ne pişireceksin diyor. Bence yani, orada bir Ayşe arıyor yine, yani bir Ayşe bulma şeyi var. Asiye'ye de aynı şeyi söylüyor. Çünkü yemek yapmayı biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Parayı bırakıp sonra yemek yaptığını görüyoruz. Yemeğine, ona yemeğe gittiğini görüyoruz. Bizi Ayşe'ye gönderiyor değil mi o soru, yani iyi yemek yapar mısın? Zaten bir eş arayışı toplumsal olarak da hep soruluyor. Evet, yani bir baskı olarak her seferinde yaşın geçti, neden evlenmedin? Hatta hiç evlenmedim. Hiç mi? Neden? Sürekli. Evet. Yani bu bir baskı unsuru olarak yani etrafında. Yani orada zıtlık yaratılıyor, tabii, çatışma yaratılıyor. Tabii. Bir mesafe yaratıyor. Karı kaza doğru. Biz hatırlıyor musun geçen haftaki derste o mesafenin olduğu yerde felsefe vardı. Doğru. Kaza doğru diye bahsetti Ayşe aslında. Ayşe aslında. Kadın soruyor, Asiye soruyor. Karına ne oldu? Evet. Söyleseydim hocam. Evet, var mı? Şeyiniz herhalde. Otelde falan gördüğünüz odalarda açılmış resimler var, çerçeveler. Evet, çerçeveler. Evde de çerçevede resimler var. Onları ayna da aslında bir yandan biçim olarak benziyor. Orada o crystal image noktasında bir şey mi bağlarsınız? Orada bakılısı başka bir şey mi var? Hani? Morg'la şey de çok değil mi? Benzer mekanlar. Morg'la Kodesi atıldığı evet, yer. Bir şey, tünel gibi tünel bir görüntü gibi var. Böyle bir labirent, ambirent bir sonografik görüntü mü diyorlardı? Yanlış mı hatırlıyorum? Senografik ya da sonografik görüntü diye belki düşünülebilir. Yani hayati tablo mutfak gibi gösteriyor. Mutfak öyle sürekli. Mutfak, morg ve Kodesi'nin o üç görüntüsü yan yana epey benziyor değil mi? Tabii. Yani şöyle bir tünel gibi mutfak salonu. Yani oradaki çerçevelerin aynısını sinematografiye de uygulamaya çalışıyor. Hayatın kendisini tablolar gibi göstermeye çalışıyor. Eğer tablo gibi göstermeye çalışırsanız bir yeri, o zaman gerçek hangisidir diye sormaya başlarsınız. Yani aslında naturalist bir sinemada değil. Çünkü çok, iki sahnede çok küçük. Tek hareket dışında hiçbir sahne gösteremiyor. Gözler uzun tablo gibi. O da zamanı hissetmemize yardımcı oluyor işte. Müzik de yok. Bir kere müzik diyor. Çok müzik evet şeyde girdi. Başlangıç. Bir de sonda var. Denize bakarken ve finalde. Bir yerde galiba. Ama çok dramatik olarak çok bizi şey yaptı. Kesmeler son derece az ve ani kesiyor, dikkat ederseniz. Evet. Evet. Peki evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, güzel. Çok güzel.